Selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydın diyoruz. Güne başlarken sabah kahvaltı yapacağız. Şöyle kalktım, dolabın kapısını açtım. Ekmek bayat. Evet, bayat deyip bunu sakın atmıyoruz. Gördüğünüz gibi taş gibi ekmek. Bunu değerlendireceğiz arkadaşlar. Güzel, lezzetli bir tarif yapacağız. Tarifimize başlamadan önce lütfen sağlıkta abone ol butonunu tıklamayı unutmayınız. Dolabın kapısını açık bırakmıştım. Onu da kapattım. Görüyorsunuz ekmeğin sesini de duyuyorsunuz. Taze değil. Şöyle tereyağı var. Arkadaşlar küçükken hepimizin severek yediği salçalı ekmek. Biz de bunu salçalı pizzaya çevireceğiz. Birçoğunuz yemiştir büyük bir ihtimal. Salçalı ekmek. Hoşumuza da giderdi. En sevdiğimiz. Bayat ekmeğimi tereyağından sürüyorum. Tere yoksa margarin kullanabilirsiniz. Ekmeğimize güzelce tereyağımızı sürdük. Evet, en sevdiğimiz biber salçası. Arkadaşlar, işte bu. Orijinal ev yapımı biber salçası. Şöyle bolca ekmeğimizi sürelim. Bu ve bunun gibi tarifler için sağ altta abone ol butonunu tıklayıp videolarımıza da yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Şöyle bir fırın tepsisine yağlı kağıt koyacağım. Üç parça ekmeğimi güzelce salça, yağ, evet. Üçüncü parçayı da şöyle koyalım. Onu da aynı şekilde hızlı bir şekilde tereyağı, salça güzelce sürdük. Evet. Güzelce salam. Arkadaşlar bu salam ev yapımı değil. Hazır görüyorsunuz. Gönül isterdi ki ev yapımı olsun. Bunu da ince ince dilelim. Bayat ekmekleri sakın atmayın. Birçok şekilde kullanım hali vardır. Galeta unu yapabilirsiniz. Pizza yapabilirsin. Yemekleri de sos bağlamak için yaparsınız. Şöyle salamı güzelce dizelim. Dört kişi yiyeceğiz bunu arkadaşlar. Dört kişilik. Sosis doğrayacağım şimdi. Sosisin de şöyle markasını kapatayım da gözükmesin. Evet, sosisi de uzunlamasına ince ince doğrayalım. Bıçak da inat etti, kesmiyor bugün. Sabah sabah uykuluyum, benden mi kaynaklanıyor? Evet, ince ince doğradık. Bunları da güzelce dizelim. Arkadaşlar bu ve bunun gibi tarifler için lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. 10 numara bir tarif olacak. Şimdi kızardığında çıtır çıtır ses gelecek. Evet arkadaşlar, sucuk Kayseri'den geldi. Ev yapımı. Evet, yanlış duymadınız. Ev yapımı sucuk. Orijinal, halis Kayseri sucuğu. Öyle çakma falan değil. Sadece izleyin diye söylemiyorum. Kayseri'den kendim getirdim. Kilosunun fiyatını da söylemeyeyim ya. Parayı ödedim, içim rızık. Sucuklarımızı da güzelce şöyle doğrayalım. Arkadaşlar görüyorsunuz yumuşacık.
Ev yapımı olduğu için böyle. Taze taze alıp geldim Kayseri'de. %100 dana, karışım yok. Ama bir de dediğim parayı görseniz, görüyorsunuz. Bunu da şöyle tost makinesine diziyoruz. Çünkü fazla kokmasını istemiyoruz. Evet, açıyoruz. Kızarmış, çıtır çıtır. Bunu da güzelce şöyle 3 ekmeğimizi eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Evet, bu da ev yapımı zeytin. Böyle çekirdeklerini çıkartıyoruz, yeşil zeytin. Ev yapımı. Hazır değil. Şöyle 7-8 tane çekirdeğini çıkarttım. Bunları da güzelce doğrayalım arkadaşlar. Altta, sağ altta abone ol butonunu tıklamayı unutmuyoruz. Halen tıklamayanlar var. Lütfen rica ediyorum, tıklar mısınız? Doğrayalım. Çok şey, çok önemli değil. Çünkü biraz hızlı olmamız lazım. 10 dakikada, 15 dakikada hazırlamamız lazım bunu. Bitti. Hemen bunu da serpiştiriyoruz. Şöyle güzelce. Hepsine eşit gitmesi için özen gösteriyorum sadece. Tatlımız siverin. Kaşar peynir. Markası gözüktü. Ha. Kapat, kapat, kapat. Hemen peynirimizi de rendeliyoruz. Hızlı 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 rendeliyoruz. Sabah sabah zaten acıktık. Beklemek de istemiyoruz. Hızlı ol. Evet, rendelenin işi de bitti. Siz rendelemeden dilerek de koyabilirsiniz. Rendeleme sebebi eşit bir şekilde erisin. Çok fazla kızarıp kurumasın üstüne arkadaşlar. Bunu da böyle serpiştir. Eşit bir şekilde her tarafına. Kaşar işi biraz uzun sürdü. Evet. Hemen hızlandıralım bunu da. Fırınımızı 220 dereceye ayarlayalım. Şöyle üzerine süs olsun. Bu da siyah zeytin. Çekirdeklerini çıkartıp doğradım arkadaşlar. Dilim zeytin değil. Siyah çekirdekli zeytinli. Az bir tanesini çekirdeğini çıkarttım. Böyle güzelce dildim. Evet, hazır. Şimdi fırına atacağız. En güzel, en lezzetli anına yaklaşıyoruz. 220 derece fırında 10-12 dakika pişirmek yeterli olacaktır. 220 derece önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişiriyoruz. Hızlandırdık. Açıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Olduğu gibi doğal haliyle çok güzel salçalı pizza oldu. Bayat ekmeklerimizi kesinlikle atmıyoruz. Bu şekilde güzel değerlendiriyoruz. Bayat ekmekleri serisi çekmek istiyorum ilerleyen zamanlarda. Çünkü evimizde en çok tükettiğimiz ürün ekmek. Çoğu da bayatlıyor arkadaşlar. Şimdi kesince sese bakın. Lütfen sesi dinleyiniz. Abone olmadıysanız sağ altta abone ol butonunu tıklamayı da unutmayınız ve videolarımıza yorum bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle çocuklar için portakal suyu da sıktım. Hazır. Sesi dinleyin. Çıtır çıtır. Kurumamış. Kaşarı güzel erimiş. Çok pişirdiğiniz zaman üstü
kurumuş bir şekilde olacak kaşar peynir. Evet, görüyorsunuz ekmek gibi çok güzel lezzetli oldu. Salçalı ekmek. Arkadaşlar inanın 10 numara lezzeti var. Bizim de salçalı pizzamız oldu. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Tarif hakkında fikirlerinizi yorumlar kısmına yazınız ve videolarımızı lütfen sosyal medya platformlarında paylaşınız. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok paylaşabilirsiniz. Sorun yok arkadaşlar. Sadece sizden ricamız destek olmak için kanalımıza abone olmanız yeterli olacaktır. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lezzetle kalın diyoruz.